O zaman şimdi Women in Games partner oturumumuz olacak. Recontact Games kurucu ortağı Simay Dinç ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Fatma Betül Güreş sosyal etki için oyunlar ve örnekler hakkında konuşacak. Şimdi ben kendilerini davet ediyorum. Merhabalar Serdar. Merhabalar, hoş geldiniz Simay Hanım, Betül Hanım. Merhabalar. Hazır olduğunuzda ekran paylaşımıyla başlayabilirsiniz. Sözü size bırakıyorum. Ben buradayım. Çok teşekkür ederim Serdar. Çok teşekkür ederim Cevher. Gerçekten yine sizlerle birlikte sezon açılışı diyoruz artık. IndieWave başladıysa sezon açılmıştır. Umarım bu senede oyun endüstrisinde çok çok güzel haberler alacağız. Ve oyun endüstrisi Türkiye'de bildiğiniz üzere arkadaşlar... 1,5 milyar dolar bir değerleme yaratıyor. Tabii ki dünyada 176 milyar dolarlara yaklaştı. Biz de Women in Games olarak hem Türkiye'de neler yapıyoruz, dünyada nasıl işbirlikleri yapıyoruz, sosyal etki için oyunu nasıl kullanıyoruz, biraz bunlardan bahsedeceğiz ve kendi yaptığımız örneklerden yola çıkıp dünyada neler yapılıyor, onlara değineceğiz bu panelimizde de. Çok değerli Betül arkadaşım var yanımızda, Women in Games'in de en yeni üyelerinden, en dinamik üyelerinden. Betül'cüğüm biraz önce kendini tanıtırsan çok sevinirim. Sonrasında ben bir ekran paylaşım sunuma başlayacağım. Daha sonrasında da Betül kendi sunumunu yapacak. O yüzden böyle bir karşılıklı güzel bir şekilde sosyal etki konusunda, oyunda sosyal etki konusunda değineceğiz. Betül'cüğüm sen hoş geldin lütfen. Biraz kendini tanıtabilir misin? Hoş buldum. Merhabalar Simay Hanım ve tüm katılımcılarımıza merhaba diyorum. Ben ismim Fatma Betül Güreş. Mimarlık mezunuyum. 2018'de Bilkent Mimarlık'tan mezun oldum. Ardından İTÜ'de Oyun ve Etkileşim Teknolojileri yüksek lisansına girdim ve buradan da 2021'de mezun oldum. Yeni mezun sayılırım. Aynı zamanda eğitime bir yandan devam ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği master'ım devam etmekte. Ve oyuna bir bütüncül yaklaşımla bakmayı seviyorum. Çünkü tasarım ve yazılımı aslında çok da ayrı düşünmemeliyiz savunuyorum. Oyun sırf bir yazılımdan ibaret değildir. Buna iyi bir fikir, iyi bir altyapı da eklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ve mimarlığın getirmiş olduğu tasarım kuramları burada da geçerli diye düşünüyorum. Onun dışında ben önceden TÜBİTAK ve Google bursiyerliğim mevcut. VR çalışmalarımda bulundum. Şu anda sizin de söylediğiniz üzere Bilgi Üniversitesi'nde dijital oyun tasarımı bölümünde öğretim görevlisiyim. Women in Games'le bir yarışma sonucu karşılaştım ve o zamandan beri tüm etkinliklerine katılıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Harika. Biz Women in Games olarak eğer şimdi bizi ilk defa tanıyan arkadaşlar da varsa yıl boyunca hem online hem offline birçok etkinliğimiz, hackathonumuz oluyor. 2015 yılında kurulduk ve o günden bugüne de 40 farklı üniversite etkinlikler, eğitimler düzenledik. Biz Betül'le de offline yaptığımız, bu pandemi şartlarında düzenlediğimiz Stanford Üniversitesi'nde yer alan bilim insanı Melis'in konuşmacı olduğu bir orada da VR Lab'in kurucusu, Stanford Üniversitesi Huberman VR Lab'in kurucusu Melis'in katıldığı bir panelimiz vardı ve biz orada bir soru sormuştuk. Betül de oradaki en yaratıcı cevabı vermişti. Ve ondan sonrası da dostluğumuz, arkadaşımız başladı Betül'le de. Women in Games'in gerçekten de çok değerli bir üyesi oldu kendisi. Art Hackathon'da da vardın Betül sen. Evet. Birazdan onlara da değineceğim. Şimdi aslında bugünün konusunu seçerken dedik ki hani Cevher'le de IndieWave'le de görüşürken evet biz oyun dünyasındayız ama oyunun etki gücüne çok inanıyoruz. Artık hani 180 milyar dolara yaklaşan bir endüstri ama çocukların çok fazla zaman geçirdiği, gençlerin çok fazla zaman geçirip pandemi şartlarında da bu zamanın %30 arttığı, insanlar artık bir metaverse'in içinde yaşıyorlar ve biz bunu nasıl daha iyi şekilde kullanırız? Biraz daha bunun üzerine gidelim dedik ve yaptığımız projelerden bahsetmek istedik. Ve en son projemizde Women in Games'ine dahil olduğu Cats of Small Village projesini biraz bugün detaylı konuşacağız sizlerle. Ama bu projeye gelmeden önce bu fikirler nasıl oluşuyor, nasıl geliyor? Ben nasıl oyun endüstrisine dahil oldum? Biraz böyle kısa sizleri özetlemek istiyorum. Çünkü böyle şeyler, bu tip büyük organizasyonları oluşturmak, her şey adım adım ilerliyor. Biraz da o adımlardan size bahsetmek istiyorum açıkçası.
Şimdi oyun endüstrisine kardeşim sanatçı, kardeşim Eray Dinç ile kurduğumuz Recontact Games'de giriş yaptık. Recontact'ın mottosu her zaman oynanabilir sanat eseri üretmek oldu. Ve ilk oyunumuz Recontact İstanbul video sanatını mobil oyuna entegre eden bir oyundu. Apple tarafından yılın oyunu seçildi. 3 kişilik bir ekiple başlamıştık. Ve sonrasında da büyümeye devam ettik. Daha global bir oyun çıkartalım dedik. Recontact İstanbul Eyes of Sky'ı çıkardık 2017 yılında. Sinematografik ilk mobil oyun olarak lanse edildi. Fikret Kuşkan başrolünde oynadı. Ahmet Ümit senaryo danışmanlığını yaptı. Los Angeles New Media Film Festivali'nden Best App kategorisinde ödüller aldı. Ve dedik ki biraz daha biz işleri globale taşıyalım. Bu sefer partnerlerimiz yurt dışından, İngiltere'den, Moskova'dan, Amerika'dan, Japonya'dan oldu. Ve Recontact London için yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz. Orada da Game of Thrones'tan bir oyuncuyla çalıştık. British Museum'u kapattık çekimler için, oyunculara bir sanatsal bir deneyim sunabilmek için. Moskova'nın en iyi senfoni orkestralarından biriyle çalıştık. 60 kişilik müzisyen seslendirdi müziklerimizi. Recontact oyunlarına baktığımızda farklı sanat disiplinlerinin bir araya gelip yani 8. sanatı yani oyun sanatını yarattığını görüyorsunuz. Ve biz buna en çok sahip çıkan şirketlerden birisiyiz dünyada. Oyun 8. sanattır, oyun bir sanat disiplinidir, oyun bir kültür endüstrisinin bir parçasıdır ve bu gözle bakmamız gerekiyor. Evet, şimdi Türkiye'de baktığımızda hyper casual oyunların gündemde olduğunu görüyoruz. Yatırımların bu yöne gittiğini görüyoruz. Tabii ki olacak, sektör gelişecek, büyüyecek. Şimdi yetişen gençler, şimdi bu sektörde yer alan hyper casual üreten gençler daha sonrasında casual, midcore, hardcore oyunlara geçecekler. Büyük ekipler kurulacak. Bu çok güzel bir başlangıç aslında Türkiye için ama sadece casual olarak görmemek lazım. Bu çok büyük bir endüstri ve bu bir sanat disiplini. O yüzden bu gözle bakmak gerekiyor. Tabii bu gözle baktığımızda da ve bu gözle de işler yaptığımızda da size bambaşka kapılar açılıyor. Ama sektöre 2014-2015 yılında girdiğimde ve etkinliklere, konferanslara katıldığımda şunu fark ettim ki 100 kişinin içinde 2 kadındık ya da 3 kadındık maksimum olarak. Ya dedi bu bir sorun. Burada biz bu işte erkekler dahi kadınlar dahi bir şey yok. Bu bir yaratıcı zihinlerin işi ama kadınlar niye buradan kendini geri çekiyorlar. O yüzden bunu bir sorun olarak gördük ve Women in Games Türkiye'yi kurduk. Women in Games Türkiye'yi yaklaşık 3 üyemiz vardı ilk başta etkinliğimize gelen. Daha sonrasında dedik ki biz tüm Türkiye'ye dolaşmalıyız ve farklı üniversitelerde etkinlikler düzenlemeliyiz. Burada fark ettirmek için oyun endüstrisini. Ve bu 6 yılda 40 farklı üniversitede binlerce kadına ulaştık. Etkinlikler, eğitimler düzenledik. Ve en gurur duyduğumuz işlerde Art Hackathon, Müzede Hackathon gibi etkinliklerimiz oldu. Buna da değinmek istiyorum. Çünkü Müzede Hackathon'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde bir gece kaldık. Önce oradaki sanat eserleri gezildi, avantgard eserler gezildi. Daha sonrasında da kızlarımız bir gece müzede kalarak kendi eserlerini, kendi sanat eserlerini yani oyunları gerçekleştirdiler. Ve buradaki başarılı olan arkadaşlarımız da bize Danimarka'da Unity'nin Hack Week'ine davet ettik. Ve biz bunu her sene yaptık pandemi öncesinde. Ve biz bu geçtiğimiz Mart ayında da pandemi şartlarında da Art Hackathon'u gerçekleştirdik. Orada da psikologları, sanatçıları, oyun geliştiricileri bir araya getirdik. Ve pandemi şartlarında ne hissettiğimizi, bizi etkileyen durumları oyuna çevirdik. Ve bu etkinliğimizi en sonunda da bu Art Hackathon'un sonunda da eserler Unique İstanbul'un içinde yer alan McArtist'in dahil olduğu sergide sergilendi. Orada bir sergi alanı oluşturuldu. Oyunlar birer eser olarak sergilendi. Açıkçası hepimizin bu gözle bakması gerektiğini düşünüyorum oyun sektörüne. Evet, Recontact Games'te oyun sektörüne girdim. Daha sonrasında Women in Games Türkiye'yi kurdum. Ve sonrasında da bizim bir bağımız da Ayvalık'saydı. Ve Ayvalık'ta da tabii ki yaz dönemimizi orada geçirmeyi çok seviyoruz. Ve çok tarihi ve kültürel değeri de çok zengin bir yer. Eski bir kıraathane, yani tarihi bir kıraathane, kıraathaneye çevirdik. Ve dedik ki Recontact Games'in neden bir ofisi burada olmasın? Neden yaratıcı endüstrilerin bir arada çalıştığı bir yer olmasın? Biz orada kendimiz çalışırken neden orada köy çocuklarına da oyunlaştırma, oyun tasarımı, kodlama, bilim, sanat, teknoloji odaklı eğitimler vermeyelim dedik. Neden olmasın dedik. Her şey aslında neden olmasınla başlıyor arkadaşlar hayatta. Ve hayatımızı oyun endüstrisiyle baştan yaratmaya ve kendi evrenimizi oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Türkiye'nin şartlarında diyelim. Ama bunu oyunla yapabilmek harika bir iş. Ve
Recontact Games, Women in Games ve Kırhane ile de bu evrenimizi yaratmış olduk. Kırhane'de de biz bu şimdiye kadar 21 ülkeden bilim insanını, oyun geliştiricisini, UNDP'yi bir araya getirip daha iyi bir dünya için neler yapabiliriz diye Hacking the Future konseptiyle tartıştık, konuştuk ve çok değerli projeler burada çıktı. Ama hep bunu gençler için yaptık, büyükler için yaptık. Ve dedik ki biz bu sene evet çocuklar için eğitimler veriyorduk kıraathanenin içinde ama bu projeyi biraz daha büyütelim. Ve köyün tüm ortaokulda okuyan, küçük köy ilköğretim okulunda okuyan orta 1, orta 2, orta 3, orta 4 öğrencilerini biliyorsunuz onlar oyuna çok seviyorlar ve çok değer veriyorlar ve e-spor konusunda da köyde olsalar dahi bir oyuncu olmak istiyorlar ya da üretici olmak istiyorlar. Ama dedik ki şöyle bir şey yapalım. Cats of Small Village şunu temsil ediyor arkadaşlar. C Culture, A Arts, T Teknoloji, S Science. Bu oyun ve yaratıcılık konferansı konsepti sadece oyunun kodlama olmadığını, biraz önce Betil'in de dediği gibi oyun sadece yazılım değil, bunun arkasında bir farklı disiplinler var, bunun arkasında tasarım var. Oyun içinde kültür var, sanat var, teknoloji var ve bilim var. Biz önce köye farklı alanlarda çalışan akademisyenleri getirelim. Kültür alanında, sanat, teknoloji ve bilim alanında. Onlar dünyada oyunlaştırma tekniklerini kullanarak neler yaptıklarını anlatsınlar. Kültürümüzü anlatan yazarımız Ali Canip Olgunlu onlara yörenin mitolojik kahramanlarını anlatsın. Ve o yörenin değerlerini, tarihini anlatsın. Sonra sanat disiplinlerini Profesör Doktor Ağuz Makal anlattı. Teknoloji konusunda sanat ve teknolojinin bir araya geldiğinde neler yapabileceğini Doktor Eray Dinç anlattı. Ve bilimde de Doktor Leyla Türker Şener'si dünyada tıp alanında oyunlaştırma teknikleri kullanarak neler yapıldığını çocuklarla paylaştık. Ve daha sonrasında UNSDNS'le de birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri çocuklara anlatıldı. En sonunda da günün sonunda da kendi fikirleri oyun tasarladılar. Her bir sürdürülebilir kalkınma hedefinin birer tanesini seçti her grup ve onunla ilgili fikirler geliştirdiler. Şimdi biz bu etkinliğe baktığımızda bu sadece bir etkinlik değil, onu öyle görmeyelim. Cats of Small Village bir proje, bir yaratıcı endüstri, oyunun yaratıcı endüstrilerin bir parçası olduğunu ve bunun kültür sanat ürünü olduğunu. Çünkü oyun çocuklara hemen kodlama dendiğinde, hemen oyun dendiğinde, oyun öğreteceğiz dendiğinde ilk başta kodlama dersleriyle başlatılıyor. Bence bu, bizce bu biraz nasıl diyeyim, biraz sığ. Çünkü kodlamada bildiğiniz gibi bir dil öğrenmek gibi bir durum. Ve eğer sizin entelektüel bilgi birikiminiz yoksa ne konuşacaksınız? Tarzanca mı konuşacaksınız burada? O yüzden bu çocuklara şimdiden bunu aşılayabilmek, 10'la 15 yaş grubunda biz başladık. Ve ilk başta küçük köyde başlattık bu projemizi. Umarım en yakın zamanda Women in Games'in de gücüyle bu kadınların endüstride daha çok sahip çıkıyorlar. Biraz da şimdi çok fazla değinmek istemiyorum. Hani burada bir eşitlik için biz çalışıyoruz. Ama siz de yer alanlar da görecektir ki oyun endüstrisinde kadınlar biraz daha sorun çözücü gözüyle bakıyorlar sektörde. Hani ve oyunlarında da bunu görüyoruz. Ve o yüzden ben sektördeki kadınlara ve bu işi kesinlikle alacaklar ve Anadolu'nun diğer köylerinde de biz bu işi yapacağız. Bu projeyi geliştireceğiz ve daha sonrasında globale yine Women in Games ekipleriyle açılacağımızı görüyorum. Ve buna göre de projeyi oluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi Cats'te bu çocuklarımıza bu eğitimleri verdik. Tabii ki ama ilk gün bizim panel bu konferansa vermeden önce ne yaptık? Köyümüzdeki sanat galerilerini gezdik, müzeleri gezdik, sanat disiplinlerini konuştuk. İkinci gün bu eğitimleri verdik ve üçüncü günde de değerlendirme toplantılarıyla devam ettik. Ve şimdi Ekim ayında da tasarım odaklı düşünme ve Kasım ayından itibaren de kodlama eğitimleri başlayacak. Ve değerlendirme toplantılarını aldığımızda ise çocukların ilk defa sürdürülebilir kalkınma hedeflerine tanıştığını, oyun endüstrisinin yaratıcı endüstrilerin bir parçası olduğunu söylediler. Ve oyunu sadece eğlence aracı değil, aynı zamanda eğitim için de kullanabileceklerini farkına vardık dediler. Ve bu da bizim için en büyük konulardan bir tanesiydi. Biraz sonra Betül, şöyle ki, şimdi bir videoyu izleteceğim size, daha sonrasında tekrar bununla ilgili aslında sessiz olup ben de üstüne konuşabilirim konuyla alakalı. Şimdi biraz görüntüleri paylaşmak istiyorum size.
bahsettiğim gibi ilk gün galerileri gezler ve buradaki bu projeyi oluştururken ki en büyük destekçilerimizden birisi US Consulate'den kültür ateşesi David Panetti ve Aslı Hanım da köyümüze geldiler ve onların da destekleriyle böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Women in Games, Recontact Games zaten kırartane işin içinde. Ve tabii ki Arzum çocuklara smoothie ikramlarıyla birlikte bize destek oldu buradaki projeye. Açıkçası markaların da oyunla endüstrisinde yer alırken bu tip sosyal içerikli, sosyal social impact odaklı etkinliklere de ya da oluşumlara da destek vermesi çok çok önemli. Sadece oyun şirketlerinin değil. Burada farklı gruplar oluşturuldu her bir sosyal sürdürülebilir kalkınma hedefi konusunda. Eğer bu konuyla ilgili çalışmak isteyen olursa ve yer almak isteyen olursa da bize Women in Games üzerinden ya da Kırartan üzerinden de ulaşabilirler. Biz bu etkinliğimizde tabii ki neden kolay olmadı dedim. Hani neden bunu ben size Women in Games'ten başlattım? Çünkü 2015 yılında biz başladığımızda Women in Games üyeleri çoğu öğrenciydi. Şimdi onlar birer akademisyen oldular. Çok önemli şirketlerde çalışıyorlar. Ve biz uzun süredir onlarla birlikte çalışıyoruz. Women in Games üyelerimizle birlikte değer yaratmaya çalışıyoruz sektörde. Ve üyeliğimiz ücretsiz, bütün etkinliklerimiz ücretsiz. Ve şimdi orada yetişen kızlarımızı da köyümüze davet ettik ve onlar da çocuklarımıza mentor oldular. O ablaları, onların ablaları, onların her birine destek oldu, ilham oldu. Bu da çok çok önemli bir konuydu bizim için. Çünkü orada rol model olarak o köy çocuklarının çok değerli Betül gibi, Deniz gibi, Merve gibi rol modellerini görebilmeleri onlarda farklı kapılar açıyor ve bizim de en büyük amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Zaten onlara yeni kapılar, farklı kapılar açabilmek. Kendi sunumlarını yaptılar her biri konferans sonunda da. Biraz sesini açalım. Umarız küçük köyün çocukları, dünya çocuk, onların yaptıkları oyunlar dünya çocuklarına ilham olur. Çünkü onlar fikirlerini geliştirmeye, tasarlamaya başladılar. Ve biz de onları dijital aktarabilmek için, dijital oyuna çevirebilmek için onların eğitimlerini kış boyunca devam edeceğiz küçük köyde. Ve daha sonrasında da Anadolu'nun diğer köylerinde de bu projemizi yaymak en büyük hedeflerimizden birisi. Women in Games'in bundan sonraki hedeflerinden bir tanesi de o olacak. Şimdi stop share. Evet, ben geri döndüm. Şimdi Betül de mentorlarımızdan birisiydi köyümüze gelen. Sen neler hissettin Betül çocuklarla birlikte çalışırken ve onlarla birlikte projeyi geliştirirken? Altın zeytin şifası, çünkü Ayvalık'ta zeytin önemli bir ürün ve sizler de zeytini oyunlaştırdınız baktığımızda, değil mi? Evet, aynen söylediğin gibi çok coşkuyla karşıladı çocuklar. Ben ilk defa bu kadar küçük bir yaş grubuyla çalışıyordum. Öncesinde bende de bir heyecan vardı ama o kadar katılımcıydılar ki hiçbir sorun yaşamadık. Ve çocuklar fark ettim ki günümüzün problemleriyle problemlerinden gerçekten çok etkileniyorlar. Çünkü tasarladıkları oyunda bir pandemi koşulunu düşündüler. Bu pandemiye nasıl bir şifa buluruz? Bizim güncel hayatta aşı arayışımız gibi onlar da bir arayış içine girdiler ve oyunun adı da oradan geliyor, Altın Zeytin Şifası. Bir dağın tepesinde bir zeytin ağacı var ve oyuncumuz ona ulaşarak dünyadaki bu pandemi sürecini sona erdirebiliyor. Ve bu aslında bu yolculuğu esnasında da dağın birçok katmanı var. İlk önce denizleri aşıp müsilajları temizlemesi gerekiyor. Ardından orman yangınlarını söndürmesi gerekiyor gibi. Çok önemli problemlere değindiler ve bunu oyunlaştırdılar ve oyunlarının gerçekten yapılabileceğini idrak ettiklerinde gözlerinde inanılmaz bir ışıltı vardı. Çünkü o zamana kadar oyun yapmanın çok zor bir şey olduğunu ve bunun kendileri tarafından yapılamayacağını, sadece kullanıcı olarak deneyimleyebilecekleri bir şey olduğunu zannediyordular. Ama bu küçücük workshop'la aslında bizim birkaç saatimiz ayırdığımız bir şeyle onlar perspektiflerini tamamen değiştirdiler bu konuyla ilgili. Ben de kendi sunumumu başlatayım o halde. Çünkü ben de CATS'ten başlayacaktım konuşmaya. Şimdi ekranım gözüküyordur umarım.
Değil mi? Evet, evet. Tamam, şey yapayım. Bu şekilde getirdim. Şimdi benim için Cats of Small Village bir sosyal etki oyunuydu ama etkinliği de aslında ve bu üç aşamada gerçekleşti. Birinci aşaması bunun Women in Games tarafından yapılıyor olması ve mentorların bu gruptan seçilmesi, kadınların oyun sektörüne dahil edilmesi amacıyla, yani bu bir birinci sosyal etki. İkinci sosyal etki hedef kitle, bu eğitimin köy çocuklarına verilmiş olması da çok değerli kılıyor bu projeyi. Üçüncü aşamada ise atölye çalışmasında tasarlanan oyun da esasında bir sosyal etki oyunuydu. Herhangi bir oyun tasarımı değildi. Biz çocuklardan şu üç maddeyi istedik. Onlardan bir oyun dünyası yaratmalarını, bir harita çizmelerini istedik. Karakterler tasarlamalarını ve oyunları için bir hedef ve amaç belirlemelerini istedik. Oyun dünyasını tasarlarken de onlara küçük köyün haritasını verdik. Böylece yerel bir ilham da aldılar. Bu altın zeytinin gelme sebebi de aslında oradaki yerel ilhamdan sebepleniyor. Ve hatta benim grubumdaki çocuklar buradaki bir numaradaki harabedeki, yani o bina ile ilgili de bir oyunun bir kısmını da oraya koydular. Eski bir kitap bulunuyor falan filan şeklinde. Yani çok yerel bir tasarım gerçekleşti. Ve amaç olarak da biz çocuklara sürdürülebilir kalkınma hedeflerini öğretmeye çalıştık bu süreçte. Onlara yoksulluğa son, açlığa son gibi önemli problemleri aşılayıp yaptığımız oyunda bunlara odaklanmaya çalıştık. Her grubun bir tane odak problemi vardı ve onunla ilgili kafa yorduk diyebilirim. Ve bunu yaparken aslında bizim oyunumuz sırf bir eğlenceden ibaret olmadı ve bu bir ciddi oyun olarak nitelendirebildiğimiz kategoriye girmiş oldu. Yani bir serious game. Ciddi oyun nedir dediğimizde de sadece eğlence dışında bir amaç için yani sadece eğlence için tasarlanmamış oyunlar ama hala eğlenceli olmalı, ilgi çekici ve ilginç olmaları gerekiyor. Bu ciddi oyunların kullanıldığı alanlara kısaca değinmek istiyorum. Askeri alanda kullanıyorlar, simülasyon olarak onları görüyoruz. Eğitim, sağlık hizmeti, kurumsal eğitimler ve sosyal ve siyasi konularda da bu tür oyunlarla karşılaşabiliyoruz. Ciddi oyunların özellikleri içeriğin doğru olması önemli. İçerik doğruluğuna vurgu var. Onun dışında içerik uzmanlığına sahip geliştiricilerle çalışılıyor. Yani sadece bir tasarımcı bir fikir ortaya çıkarmıyor. Bununla ilgili gerçekten derin bilgi sahip olan insanlara ihtiyaç duyuluyor ve onlarla beraber bir proje ortaya çıkıyor. Ve yani araştırmanın daha önemli olduğu bir oyun çeşidi diyebiliriz. Ben birazcık dünyadaki diğer case study'lerden de bahsetmek istiyorum. Bizim gerçekleştirdiğimiz etkinlik gibi dünyada da farklı sosyal etki için oyunlar yer almakta. Ve onlardan ilk örneğimiz burada yer almakta. GDC diye bir büyük bir konferans var, Game Design Konferans ve orada çok büyük ilgi görmüş bir oyundan bahsetmek istiyorum. Bu A Normal Lost Phone ve Another Lost Phone şeklinde aynı oyunun iki farklı versiyonu diye düşünebiliriz. Oyuncu burada bir tane telefon buluyor. Yani kendisine ait olmayan bir telefon buluyor ve onu kurcalamaya başlıyor. Onu kurcaladıkça, oradaki mesajları gördükçe, notları gördükçe, orada telefonun esas sahibinin oraya yazmış oldukları bilgileri inceledikçe oradaki karakterle bir bağ kuruyor, bir empati kuruyor. Ve de bu şekilde esasında her oyunun önemli bir odak problemi var. Mesela kadına şiddet gibi. Oradaki kadının yaşamış olduğu, deneyimlemiş olduğu hisleri sen telefondaki şeyleri kurcalayarak ortaya çıkarıyorsun. Ve bu şekilde bir toplum bilinci kazandırmayı hedefleyen bir oyun bu. Kadına şiddet olduğu gibi aynı zamanda ayrımcılıkla ilgili de başka bir oyunları var.
Evet, burada söylemek istediklerim bu şekilde. Onun dışında farklı bir oyun daha var. Bu biraz daha eski bir oyun ona nazaran. Ve Evoke isimli bir oyun. Bu 10 haftalık bir oyundu ve oyunun esas problemleri dünyamızdaki en büyük problemlerdi. Açlık, su gibi. Ve Afrika'ya odaklanmış bir oyundu bu. Ve oyuncuya kazandırmaya çalıştıkları şeyler işbirliği yapmak, yaratıcılık, cesaret, girişimcilik ve sürdürülebilirlik gibi konuları oyunculara aşılamak istediler bu oyunla beraber. Ve insanlığın en acil sosyal sorunlarına yaratıcı çözümleri bulmak ve bunları bulmayı teşvik etmek için yapılmış bir oyun. Bir tane daha oyundan bahsetmek istiyorum size. Bu da Participatory Chinatown diye geçen bir oyun. Bu oyunda da sosyal sınıfların farklılığına değinen bir oyun. Oyun içerisinde ilk girdiğimiz zaman şu birinci menüdeki gördüğünüz 15 farklı karakter var. Ve biz bu karakterlerden bir tanesini seçmek durumundayız. Bunlar her biri farklı sınıf ve farklı geçmişlere sahip. Avatarımıza tıkladığımız zaman onunla ilgili biyografi bilgilerine ulaşabiliyoruz bu ikinci panelteki. Ve oyunun amacı da her karakter için bulundukları şehirde yani bu Boston'ın Chinatown'da çalışmak, yaşamak veya eğlenmek için bir yer bulmamız lazım onlara. Onların gözünden şehri geziyoruz. Bir sonraki slaydımda evet bu oyun gameplay içerisinde bu şekilde gözüküyor. Onların gözünden şehri gezip onları nasıl deneyimliyor? Her karakter farklı aynı şehri deneyimliyor ama farklı şekillerde deneyimliyorlar ve kendilerine onlara en uygun seçimi yaptırmaya çalışıyor bunu oynayan kişi. Mesela iş arıyorsa oyuncumuz buradaki soru işareti olan yerleri bulması lazım ve aralarındaki en uygun işi kendine seçtirmemiz lazım. Yani o şekilde bir oyun ve bununla beraber yani oyuncunun görevi en doğru seçimi yaptırmak. Aynı zamanda bu oyun Boston'ın Çin Mahallesi'nin kentsel planlama ve gelişimine entegre olacak şekilde tasarlanmış olması. Kendi deneyimlerim de ufacık bir değinirsem, kendim de önceki çalışmalarımda bir hijyen eğitimi veren bir oyun yarışmasında bulunmuştum. Orada da çocuklara doğru hijyen eğitimlerini öğreten bir oyun çıkarmıştık. Karakter aslında bir karate gibi bir sanat yaparken doğru el yıkama tekniklerini öğreniyordu karakterimiz. Bunları yaparak kendini koruma altına alıyordu. Test konumda VR üzerine çalıştım. Bunda da çocukların diş anksiyetesini yenmeleri üzerine bir çalışmada bulundum. Sektörel iş hayatında da bir ciddi oyunda bulunmuştum. Onda da bir müzeyi oyunlaştıran bir deneyimde bulunmuştum. Arkeolojiyle ilgili oyunlar çıkarmıştık. Benim sunumum da bu şekilde. Simay, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şöyle ki aslında hani bizim bugünkü hızlı ve dinamik sunumumuzda biraz hızlı hızlı örnekleri geçtik ama amacımız şu aslında hani bizim vermek istediğimiz şimdi ben bu konu üzerine çok heyecanlanınca ve çok fazla şey söylemek istince önce bir duruyorum. Aslında hani oyunun gücü ve multidisipliner gücünden iyi yönlerde faydalanmalıyız ve iyi yönlerde gerçekten bizim çok genç bir nüfusumuz var. 35 milyon oyuncumuz var bir kere baktığımızda ve bu oyuncularımızın 35 milyon oyuncumuzun çoğu bildiğiniz üzere yabancı farklı oyunlar oynuyor. Neden kendileri üretici olmasın ve neden kendileri de oyun üretirken farklı konuları, sorunları çözmesinler, dünya sorunlarına farklılık yaratmasınlar. Biraz daha böyle bu yapıda bakan bir ekibiz. Hem Recontact Games olarak, Women in Games kıraathane olarak da böyle bakıyoruz işin içine ve güç birliğiyle birlikte işte Indive'yle, Oyuncer'le, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, farklı üniversiteler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilkent, biraz soruna böyle bakmamız lazım. Biraz daha sorun çözücü oyunlara odaklanıyoruz ve bunda da böyle bu şekilde oyun endüstrisine değer yaratmak da bizi çok çok mutlu ediyor. Şimdi dünyaya baktığımızda da bir örnek daha göstermek istiyorum ben sizlere. Şöyle hemen yapalım.
En sevdiğim oyun türlerinden bir tanesi de şuraya eklemiştim onu da hemen panelimize. Bitirmeden bu arada izleyen arkadaşlarımız soruları sormak isteyen ya da paylaşmak isteyen varsa dünyadaki örnekleri de çok da seviniriz. Tabii ki çok fazla örnek var. Biz sadece zaman kısıtlamamız olduğu için de bizi etkileyen örneklerden bazılarını seçtik. Ben Mission 1.5'i sizlerle paylaşmak isterim. UNDP'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın geliştirdiği oyunlaştırma teknikleri kullanılarak iklim değişikliği tehdidine karşı gezegeni kurtarmaya destek olan ve farkındalık yaratan bir oyun, bir web tabanlı bir oyun. Ve farklı her ülkeden girip siz kendi seçimlerinizi yapabiliyorsunuz ve sonuçlarınız devletle paylaşılıyor. Hani sizin halkınız bu şekilde iklim sorunlarını bu şekilde çözüm bulmak istiyor şeklinde de anketleri de devletle paylaşıyor, devletin organlarıyla paylaşılıyor. Şimdiye kadar milyonun üstünde kişinin oynadığı ve etkisi ölçülen bir oyun. Zaten bizim bu geliştirdiğimiz sosyal etki oyunlarında da etkisinin ölçülebilmesi en önemli konulardan bir tanesi. Tabii ben Cats'le kıyasladığımda biz ilk başta 53 çocukla başladık ve 53 çocuğun geliştirdiği, tasarladığı oyunları orada gördük. Şimdi baktığımızda her bir grup farklı bahsettiğimiz gibi farklı sürdürülebilir kalkınma hedefini seçmişti. Betül'ün grubu farklı, Deniz'in, Merve'nin grubu ve farklı ekiplerde. Beni en çok etkileyenler de kendilerine Amazonlar grubu ismini veren kızlarımızın grubuydu. Ve bu kızlarımız toplumsal cinsiyet eşitliği için bir oyun geliştirdiler. Ve erkeklerin yapamadığı, kadınların daha iyi yapabildiği ya da erkeklerin ve kadınların birlikte yapması gereken işleri birer oyun haline getirdiler. Ve bir grubumuz engelli arkadaşları için köyü tekrardan tasarladı ve bunu oyunlaştırdı. Yani çocuklardan o kadar bizi etkileyen oyunlar çıktı ki gerçekten biz buna kesinlikle ve kesinlikle devam etmek istiyoruz. UNDP'nin de bu tip geliştirdiği oyunlarda hem Türkiye'de hem de bütün dünyada farkındalık yaratabilmek için. Elbette ki biz iklim sorununu oyunla çözemeyeceğiz ama farkındalık yarattığımız takdirde daha da bilinçleniyoruz. Çünkü oyun tamamıyla interaktif bir tasarım ve sizi daha derinden etkileyen bir interaktif tasarım. Bu yüzden de bunlara da çok önem veriyoruz. Geliştirilmesinde de destek olmaya çalışıyoruz Women in Games olarak da. Biraz da Mission 1.5'a baktığımızda oyunlaştırılmış bir anket formunda bir deneyim sunduğunu görüyoruz. Ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı doğa ve insanları koruma, çevreci, ekonomi, gıda güvenliği gibi alanlara odaklanan kapsamlı bir anketi oyun deneyimi içinde kullanarak sunarak verilen yanıtların hükümetler ile paylaşmasını hedefliyor ki paylaşıldı. Siz de internet sitesinde incelerseniz de eğer bu sonuçlara da ulaşabileceksiniz. Bizim şimdilik paylaşacaklarımız bu kadar. Women in Games'e üye olmak isterseniz, etkinliklerimizi takip etmek isterseniz Instagram sayfamızdan Women in Games Türkiye'yi takip edebilirsiniz. Ve biz bu kış boyunca da offline ve online olarak da yine önceliğimiz sanat galerileri olacaktır. Bizim etkinliklerimiz her zaman sanat galerilerinde başlar, müzelerde başlar ve sonrasında da oyun sektörünün deneyimli şirketlerinde role model söyleşileri yaparız. Birlikte hekatonlar düzenleriz, etkinlikler düzenleriz, diatonlar yaparız ve oyun sektörünü biraz daha yakından tanımayı amaçlıyoruz hep birlikte. Ve şöyle ki şimdi belki ilk defa bu yayını izlediğinizde henüz oyun endüstrisine yeni yeni girdiniz, henüz belki bilginiz yeterli hissetmiyorsunuz. Kendinizi sakın geri çekmeyin. Çünkü bu hekatonlarda, ideatonlarda, game jamlerde zaten birlikte öğreniyoruz ve birlikte paylaşıyoruz. Deneyim paylaşımı yaparak sizin farklı disiplinden gelmeniz kesinlikle bir eksi değil, tamamıyla bir artı. Siz kendi disiplininizden öğrendiklerinizi, bilginizi katıyorsunuz. Diğer arkadaşınız mesela Betül mimarlıktan geliyor. O farklı deneyimlerini katıyor ve ortaya çok yaratıcı oyunlar, yaratıcı sanat eserleri çıkıyor. O yüzden de kesinlikle kendinizi geri çekmeyin. Mümkün olan her game jam'e, hackathon'a, ideathon'a katılın, fuarlara katılın. Şimdi bizim en büyük heyecanımız da Gaming İstanbul'un fuarını bekliyoruz Cevher'den. O da tarihler açıklanınca da biz de kesinlikle orada yerimizi alacağız. Bizim söyleyeceğimiz bu kadar. Şimdilik eğer sorularınız varsa sorularınızı yanıtlamaktan da mutluluk duyarız.
Soru var mı? Hemen bakalım. Bu arada ben stop share yapmaya çalışıyorum. Evet, Simay Hanım, Betül Hanım, teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Volkan Bozkaya şey yazmış chat kısmına. Games for Change organizasyonu da benzer yaklaşımlarda işler yapıyor. Biliyorsunuzdur ama iletişimle geçip birlikte çalışmalar yapılabilir diye bir öneride bulunmuş. Kesinlikle. Evet, Games for Change de Amerika'da olan bir oluşum ve onların da bir sosyal etki yapan oyunlara ön planı çıkartıyorlar, işbirlikleri yapıyorlar. Bu da evet, değinmemiz gereken oyunlardan, şeyde platformlardan bir tanesi Games for Change. Evet, yaklaşık bir hani 20 dakika gibi bir süremiz arttı şu aşamada. Henüz de soru yok. Eklemek istediğiniz şeyler varsa, bahsetmek istediğiniz şeyler varsa. Şöyle ki, biz erken başladığımız için erken başlayınca erken bitti. Eğer isterseniz hani burada bitirebiliriz. Ama isterseniz de soru cevap, senin sormak istediğin sorular varsa da onun üzerine gidebiliriz. Çok pardon, kedimin saldırısı altındayım da şu an bilgisayarım. Cats olunca tabii ki, cats olunca, cats görünce hemen evet. O da dahil olmak istedi tabii ki. Çok manidar, kendisi hemen atladı yanıma. Benim sormak istediğim şey var. Bu kıraathaneden biraz daha bahsetmeniz aslında benim çok ilgimi çekti. Oradan biraz daha bahsedebilir misiniz? Biraz daha işlemlerinden, hani nasıl başladınız, nasıl tam olarak çıktı, nasıl devam ediyor şu aşamada? Şöyle ki, kıraathane projesi aslında bundan 5-6 yıl önce, aslında tam olarak tarihini size söyleyeyim. Şimdi bizim çocukluğumuz Ayvalık'ta geçti. Yaz dönemlerinde Ayvalık'ı çok seven bir aileyiz. Ve 2013 yılında köyümüzde, Ayvalık'ta olduğumuz küçük köyde bir müze açıldı. Ve müzede köyümüzün tarihini öğrendik. 1462'de yer alan, başlayan tarihine aşık olduk. Köyün %80'i de evlerin restorasyon ihtiyacından dolayı terk edilmişti. Ve biz dedik ki, acaba buradaki kıraathaneyi alıp bir çağdaş sanat galerisine dönüştürsek, aynı zamanda burada kendi ofisimizi de burada kursak, Recontact Games'in çalışmalarını burada yapsak, biz bu çalışmaları yaparken köy çocuklarına da eğitimler versek olmaz mı dedik. Böyle bir hayal kurduk ve kardeşim Eray Dinç'le de bu hayali gerçekleştirdiğimiz için de çok mutluyuz. Çünkü sadece kendi hayalimizi gerçekleştirmeye kalkmadık. Küçük köy bir sanat köyüne dönüşmeye adım adım ilerliyor. Biz kendi projemize başladığımızda oradaki hayalimiz köyümüze çok yakın, köyümüzün içinde kıraathaneye çok yakın terk edilmiş bir taş okul vardı. Oranın üniversiteye dönüştürülmesi hayallerimizden birisiydi. Bu hayalimizde Sabancı Üniversitesi'ne Özge Akbulut ve Güler Sabancı desteğiyle hayata geçti ve Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi köyümüze açıldı. 1500'e yakın hem Küçükköy, Ayvalık ve çevre köylerde çocuklar eğitim gördü orada. Sonrasında da belediyeden konferans salonu ihtiyacımızı ilettik. Onlar biraz önce etkinlik videosunu gösterirken güzel bir konferans salonu gördünüz köyde. Hani İstanbul'da bile böyle köy konferans salonu yok. Sağ olsun Ayvalık Belediyesi de bize destekleri konferans salonumuzu yaptırdı. Ve köyümüzün içinde şimdi çok değerli sanatçıların yer aldığı sanat galerileri, kıraathane bir çalışma merkezi, ortak çalışma merkezi, üniversitemiz, konferans salonumuz oldu. Artık aslında yaratıcı endüstrilerin bir araya gelip çalıştığı bir ortam haline geldi. Biz bunu ilk işte 5-6 sene önce anlattığımızda bu projeyi herkes bize deli misin gözüyle bakıyordu. Ama şimdi pandeminin şartlarında da herkes remote çalışıyor. Neden de bir köy ortamında oturup çalışmayalım, kendi oyunlarımızı üretmeyelim. Ben kıraathanenin bir odasında sürekli Japonya'ya ya da Amerika'ya bağlanırken onları da köyden bahsede bahsede onlar da ziyarete gelmeye başladılar. Ve bu seneye kadar da 21 ülkeden girişimciyi, bilim insanını, oyun geliştiricisini ağırladık. Her zaman konumuz sürdürülebilir kalkınma hedefleriydi. Bu konularla ilgili farkındalık yaratabilmek için oyunun gücünü kullandık. Ve şöyle ki, biz bu UNDP ile çalışmaya yaklaşık 4 yıl önce başladık. Ve şimdi gündeme geliyor. Şimdi markalar bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerini konuşmaya başlıyorlar. Halbuki biz bu köyde, bu özel küçük köyümüzde, sanat köyümüzde insanları çoktan bir araya getirmeye ve oyunun gücüyle de bunlarla ilgili projeler üretmeye de
başlamıştık. Umarım dünyamız daha da bilinçli bir hale geliyor ve bizim kesinlikle yaratıcı endüstrilerin en önemli parçalarından birisi olan oyunla değer yaratmamız gerekiyor. Ve buna bastıra bastıra söylüyorum çünkü fayda yaratabilmek için, farkındalık yaratabilmek için çok değerli bir endüstrideyiz arkadaşlar. Evet, kendi oyunlarımız var. Bizim de bir Contact Games, bir sinematografik mobil oyunlar üretiyoruz. Dedektiflik oyunları üretiyoruz. Evet, o bambaşka bir şey. Ama elimizde olan bir güçle de sosyal fayda için çalışmalıyız. Ve yetiştireceğimiz arkadaşlarımızı da bu bilinçle yetiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de bunun için emek veriyoruz ve çaba sarf ediyoruz. Umarım oyunla güzel bir gelecek bizi bekliyor. oyunla gelecek güzel gelecek mi diyelim? Bir slogan oluşturalım burada bari birlikte. Evet, gerçekten yani muhteşem bir proje bence. Kesinlikle hani benim hiç haberim yoktu. İyi ki de sundunuz. Yani çok etkilendim ve çok hoşuma gitti açıkçası. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bir Indivay'da köyde yapalım o zaman Serdar. Cevher, şimdiden Cevher'den ben söz alayım. Gelecek sene yazın bir Indivay etkinliğimizde köyümüzden gerçekleştirelim onlara. Neden olmasın, değil mi? Yani neden olmasın, bence harika bir plan kesinlikle. Vallahi güzel olabilir aslında. Tam böyle Haziran falan böyle. Değil mi? Yani Ayvalık bir de. Evet. Sizi hem zeytinle besleyeceğiz, zeytin oyunlarımızla karşılayacağız sizi, çocuklarımızın geliştirdiği. Şimdi tabii ki çocuklarla başlarken bu konferans serisiyle başladık. 2025'inde de onlara tasarım odaklı düşünme eğitimlerini vereceğiz. Ve sonrasında da Kasım ayında da kodlama eğitimlerine geçişi yapmak ve Haziran ayında da onların oyunlarını, dijital oyunlarını sunmayı arzu ediyoruz. Umarım sizlerin de destekleriyle onlara da eğer mesela bizi dinleyen ve köyde çocuklara farklı eğitimler vermek isteyen oyun geliştiriciler olabilir, yapımcılar, tasarımcılar olabilir. Bize istedikleri her alandan Mobile Games'ten, Kıraathane'nin Instagram sayfasından ya da sosyal medyadan her yerden bize ulaşabilirsiniz. Bu şekilde Cevher, senin sorun var mı? Ya da eklemek istediğin Games for Change ile ilgili ya da Games for Social Impact, Serious Game. Çok gerçekten, şöyle bir dakika ben de kamerayı açayım mı? Çok gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Biz de çok keyifle takip ediyoruz. Yani benim aklıma şunlar geldi. Şimdi mesela siz bunu Ayvalık'ta gerçekleştiriyorsunuz ve anladığım kadarıyla civardaki gençlere, çocuklara yönelik bir şey yapıyorsunuz. Hani yani diğer şehirlerden bir şekilde insanlar ulaşmak isterlerse nasıl bir katılım yapabilirler ya da ne bileyim online bir şeyleriniz var mı? Şimdi biz bunu Küçükköy'de başlattığımız için bir pilot projemizi Küçükköy'de başlattık ve bu burada bir yıl boyunca sürecek. Ama 7 bölgede ise Türkiye'nin 7 bölgesinde seçtiğimiz köylerde bu bir bootcamp gibi olacak. Bir haftalık, iki haftalık programlarla. Önce çocuklar yörede olan yani o bölgede olan müzeleri birlikte gezeceğiz. Sanat galerisi varsa galerileri birlikte gezeceğiz. Sonrasında farklı üniversitelerden gelen akademisyenler, profesörlerle birlikte kültür, sanat, teknoloji, bilim alanında oyunlaştırma tekniklerini öğreneceğiz. Ve sonrasında onların UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerinden seçecekleri konularla birlikte oyunlarını geliştireceğiz. Ama bunları diğer köylerde bir haftalık, iki haftalık programlar halinde uygulama gibi bir hedefimiz var. Bunu da Küçükköy'deki projemizi gerçekleştirirken de bu kış ilk adımlarını atmak istiyoruz açıkçası. Şimdi görüştüğümüz belediyeler var. Umarım onlar da sahip çıkarlarsa. Biz çünkü etkinliklerimizi hepsini ücretsiz yapıyoruz. Hani bu bir NGO. Sadece destek verip bize okullarla tanıştırma, köy okullarıyla tanıştıracaklar ve ihtiyaç olan okul köy çocuklarıyla bir araya getirecekler. Şimdi onların görüşmelerini de başlattık bir taraftan da. Anladım. Güzel olur. Yani ben direkt görünce bizim GİST'te hep çocuklar için özel bölümler açmaya çalışıyoruz. İşte hem onları bu etkinliklere alıştırmak için hem de yani oyun geliştirmeyi bir şekilde oyun oynamanın ötesine geçip oyun geliştirmeyi düşünmeleri için işte bu Minecraft'ın falan biliyorsun şeyleri var, öyle etkinlikleri var. O tip etkinlikler yapmaya çalışıyoruz GİST'in çocuk alanında da. Ama bir türlü oturtamadık. Belki bu projeyle böyle bir şeyi GİST'in içinde de hani oraya gelen çocukların bir şekilde bununla bir etkileşim içerisine girip
aa böyle değişik bir şeyler var şeklinde, yani sadece oyun oynamanın ötesine geçmelerini insanların, çocukların istiyoruz. Faydası olabilir, güzel bir işbirliği de yapabiliriz diye düşündüm yani şey yaparken, dinlerken. Aslında şöyle ki, hani çocukların ve şimdi gençlerin sektöre girdiğin, hani oyun endüstrisinde çalışmaları önemli değil. Her şey oyuna gelecek çünkü. Her süreçler oyunlaştırılıyor şu anda. İsterse otomotiv sektöründe çalışsın, isterse İK'da çalışsın. Eğer yine bu sektörle ilgili çalışmalarda bulunduğu zaman, burada bir deneyimi olduğu zaman, zaten oradaki süreçler, sorunlar oyunla çözülecek. O yüzden biraz da bu bakış açısıyla da yer almak önemli. Yani sadece oyun endüstrisinde yer almak değil, oyundan kazandığınız deneyimi, buradaki edindiğiniz tecrübeyi de bulunduğunuz sektöre aktarmak da gelecek için çok önemli. Tabii. Yani bu mesela Indieway'de de bir seminerlerden bir tanesinde, özellikle yani çocukların eğitimini sağlamak için yapılan oyunlardan bahsedecek bir tane Amerika'dan gelecek bir konuşmacımız var. Şu anda işte benim de oğlum 8,5 yaşında. Ya gerçekten çok fark ediyor. Yani ben de mesela okuldaki öğretmenlere, yani bu tarz işte İngilizce öğrenirken, İspanyolca öğrenirken, ya biz İngilizceyi oyunlardan öğrendik ya, daha doğrusu hani tamam okulda da ders veriyorlardı ama oyunlarda gerçekten öğrendik. Çünkü karşındakiyle iletişim kurma çabanla ve okuldan öğrendiğin üç kelimeyi bir araya getirip konuşmaya çalışıyorsun. Hani onun gibi işte burada da oyunlarda matematiği, İngilizceyi, yabancı diğer dilleri, feni vesaire, yani çok güzel fizik kurallarını öğrenebildikleri oyunlar vesaire. Dediğim gibi her sektöre bir şekilde dokunan bir sektör bu aslında. Küçük yaştan ne kadar işin içine girerlerse o kadar kendi kariyerlerinde fayda sağlayacakları bir şey olacaktır. Yani herkes oyun geliştirsin tabii ki demiyoruz ama bunun eğitime ve kendi kariyerlerine ne kadar büyük katkı yapacağını bir şekilde göstermek çok güzel bir şey. Çok güzel yolda ilerliyorsunuz. Biz de verebildiğimiz her türlü desteği her zaman vermeye hazırız. Çok teşekkür ederiz Cevher. Çok sağ ol. Seni de Women in Games etkinliğimize bekliyoruz en yakın zamanda. Tabii zaman. Her zaman. Bu sene yine biz offline olarak, online yeter artık. Evet ya. Offline'da bir online'dan biz de biraz sıkıldık. Zor oluyor böyle. Bu arada şeyi de söylemek isterim. Şimdi katılımcılardan bu kadınlar ne konuşuyor, bizi niye içine dahil etmiyorlar demesinler. Biz Women in Games olarak başladık ama We Are in Games, yani bizler oyundayız diyoruz ve eşitlik için çalışıyoruz. O yüzden bizi dinleyen, hani cinsiyet önemli değil, disiplin evet, önemli değil, yaş grubu önemli değil. Women in Games'in bütün etkinliklerine katılabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hiç kendinizi geri çekmeyin. Bekliyoruz sizleri, birlikte değer yaratmak için. İstihdama ihtiyacımız var zaten, pırıl pırıl gençlere ihtiyacımız var. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle aktif olun, dinamik olun ve mümkün olan her game jam'e, hackathon'a, ideathon'a da katılın. Bunlar sizin için çok önemli deneyimler kazanacak ve ekip oluşturmanız, ileride ekip oluşturmanız için de çevre oluşturacak. Network çok önemli çünkü. Şimdi buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, hani bize sürekli mail atılıyor. Ekip kuramıyoruz. Bir fikrimiz var. Ekip arkadaşımızı nereden bulacağız? Bu tip mesela Indieway'de dahi, biraz önce bahsettin Cevher. Meet to Match'te insanları tanışabilirler. Hani offline olarak, online olarak bir araya gelebilirler. Bu tip yerlerde, aslında ortamlarda biz de ekiplerimizi oluşturuyoruz, ekiplerle tanışıyoruz. O yüzden çok değerli buluyorum ben de Indieway gibi oluşumları. Sana da çok teşekkür ediyorum bizi de davet ettiğin için. Ne demek, her zaman. İnşallah dediğin gibi offline'da bu kıraathanede bir tane Indieway yaparız. Çok gerçekten harika olur diye düşündüm ben de. Harika, süpersin. Şeyi bitirmeden ben şeyi de sorayım. Yani mesela işte Indieway gibi etkinliklere katılım zaten çok belli. Yani hani tarihleri belli. İşte biletini alıyorsun, geliyorsun. Bir şekilde orada artık toplantı almak olsun, diğer şekilde işte seminerleri dinlemek olsun vesaire, hani katılım belli. Ama mesela Women in Games gibi derneklerde hani üye mi olmak gerekiyor, ne yapmak gerekiyor, işte aktif çalışmak için ne yapmak gerekiyor, onları belki hani bir çok kısa söylersen en azından insanlar nasıl dahil olabilirler, nasıl bir fayda sağlayabilirler, ilgilenen varsa onu da çok kısa geçebilirsin.
bizim hani yaptığımız bütün etkinlikler, eğitimler ücretsiz olduğu için hani biz Instagram sayfamıza, Facebook sayfamıza bu etkinliklere tanıtımlarını yapıyoruz. Sadece yer kısıtlamamız oluyor bazı etkinliklerde ve bazı etkinliklerimizde de özel projeler gerçekleştirdiğimiz için de başvuru alıyoruz. Ve başvurulardan seçiliyor. Çünkü bazen 40 kişi kapasiteli bir etkinliğimize 300 kişi başvurabiliyor ve bunun arasında seçim yapılıyor. Ve bu etkinliğin sonunda da yurt dışında eğitimlerde olduğu için de bazen böyle bir başvuru süreci olabiliyor etkinliklere. Ama üye olmak ya da etkinliklere, diğer genel etkinliklere katılabilmek ücretsiz. Women in Games Genç Yönetim Kurulu'nda bu etkinliklerimize katılan, kendi biraz adanmış, çünkü adanmışlığını göstermeniz lazım bu sektörde. Hani ve gerçekten devam etmeniz, sürdürülebilir kılmanız lazım yaptığınız işleri de. Ve o yüzden de o arkadaşlarımızı izliyoruz, bakıyoruz, sonra onlara biz teklif ediyoruz. Yani bizim Women in Games'in Genç Yönetim Kurulu'nda yer almak ister misin? Ya da Women in Games'i mesela Betül'e teklif ettiğimiz gibi mentorumuz olur musun köy çocuklarımıza? Çünkü orada tanıştığımız ve takip ettiğimiz arkadaşlar çok değerli işler yapıyorlar ve onlarla da bundan sonraki süreçlerde de birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde, yoksa şey değil hani, bir yere kaydolmanız lazım, başvurunuz onaylanacak mı onaylanmayacak mı diye bir şey yok açıkçası. Sadece özel ve dediğim gibi yer kısıtlaması olan etkinliklerimiz için bir başvuru sürecimiz oluyor. Onun dışındaki eğitimlerimiz, her şey açık olacak, oluyor. Süper. O zaman teşekkür ediyoruz size. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim Cevher. Çok teşekkür ederim Betül. Ben de teşekkür ederim. Benimle paylaştığın için. Serdar'cığım, senden de rol çalmış gibi oldum, böyle moderatör olarak kaldım ama. Kadın tabii ki hemen böyle kadınlar olunca hemen böyle bizim şu an bildiğiniz üzere hani oyun endüstrisine baktığımızda aslında hani %52 civarlarında mobil oyun tarafında hani kadınlar üstün, kadınlar daha fazla oyuncu. Ama üretim alanına baktığımızda yüzde hala 23'lerde, %24'lerdeyiz sektörde. Ama bu süreçte ben ilk başladığımda %19'lardaydı. Şimdi 5 yılda bir %5 arttı, %24. Artık göreceğiz herhalde bir 20 yıl sonra mı? Ama sektör o kadar hızlı ve dinamik ilerliyor ki 20 yılı değil, bence bu süreç 2-3 yılda kapanacak diye düşünüyorum aslında. En dinamik endüstrilerden birisi olduğu için oyun endüstrisi de. Evet. Diyeyim, çok böyle bir kamusal spotu da paylaşmış. Çok teşekkürler tekrar katılımınız için. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Diğer panelleri de merakla bekliyoruz. Evet, aradan sonra görüşmek üzere.